Ne var ya, sabah sabah çağırıyorsun Sana beni. merhaba, bana da günaydın. Ya ne var, sabahın köründe Bana ihtiyacın çağırıyorsun beni. var. Ne oldu? Çok poğaça var mı? Ya bak, kıyamadım gene. Al, poğaça aldım gene. Al. Sağ olsun ya, var ya bir Al. tanesin. Gel, ben de kahve hazırladım. Toplantı yapmamız lazım. Ne oldu? Acil. Ne oldu? Ne oldu? Benim saatim pili bitiyor. Samsung Frontier. Yaklaşık 2-3 yaşında var mı? Frontier. Bilmiyorum ki. Olabilir. Bak sana ne beğendim. Ne beğendin? Bu GT2. Sabahtan beri ona bakıyorum. Hangisi güzel? Bence tam soldaki. Şu mu? Şu tam soldaki siyah olan Ha, arkadaş var ya. spor iyiymiş. Çok yakışıklı durmuyor mu sence de? Güzel de. Saat mi alacaksın? Bence çok yakışıklı. Hayır, sen alacaksın. Nasıl? Sen alacaksın. Bu buluştur. Bana ne? Nasıl yapıyorsan yap. Oğlum baksana saate ne kadar güzel. Oğlum sen manyak mısın? Daha geçen hafta gittim Çin'e lan telefon almaya. Söyleseydin ya. Bak, Samsung. Nerede? Power save modda. Yani enerjisini tüketmesin diye. Takip ettim. Bu Power Save modu normalde başka telefonlarda, yeni telefonlarda 28 güne kadar gidiyor. Benim Samsung'da ne kadar gidiyor biliyor musun? Ne? İnanamayacaksın. 4 günde bitiyor. Lan 4 günde Apple Watch bir günde bitiyor. Ama o seninki normal insan modu. Benimkisinin normal modunu açtığında çok hızlı bitiyor. Bak açalım hatta. Testini bile yaptım. Açılacak inşallah. Açılacak inşallah. Hadi inşallah. Bu normal moduna geçtiği zaman tahmin et ne kadar sürüyor? Ne kadar? 12 saat. Hayda. 12 saat için bitiyor. Ama bu arkadaşta, şu arkadaşta ne kadar sürüyormuş biliyor musun? Ne kadar? 28 güne kadar gidiyormuş. Hadi lan. Evet. Hangisi güzel? Ya ben şu soldakini beğendim de. Kız arkadaşımı alsam bunu mu alırım, bunu Telefonu aldık bir alırım. kere şimdi. Ama şimdi kızın doğum gününe yaklaşıyor yani. Ha. O sebepsiz bir hediyeydi. Neyse, bu hediye de bana olsun da onu sonra konuşuruz. Ha, şeyi söyleyeceğim. NFC'si var içinde. NFC ne işe yarıyor? Bu Akbil Tums kartlar var ya. Evet. İçinde NFC var. Bu telefonun içinde de var. O NFC saat yoluyla da olabiliyormuş. Bunda olmuyor bildiğim kadarıyla. %98'e düştü. Bırak onu. Ne kadar hızlı geçtiğini şey yap gör. %100'dü. Normal modu alır almaz %98'e düştü. Onun için saati değiştirmemiz lazım. Bu yaklaşık 3 yaşında. Reklam girdi. Hemen değiştirelim. Netflix reklamı. Hayır, Bed Plus. Bed Plus mu? Ha, sende bir de şey vardı değil mi? Ulan adam da her yol var ya. Kahve. Nerede aldın bu kahveyi? Almanya'dan. Çibo. Güzelmiş. Çok güzel. Arabika. Bir şey diyeceğim. Kahve içtiysen Ne içtim? sana iyi yolculuklar. Ne oldu? Bana bir saat alıver. Hadi. Ciddi misin? Tabii. Hadi. Hadi, vakit nakittir. Bir Hadi dakika. kardeşim. Hadi. Gerçekten mi? Hadi birader. Hadi birader. Hadi. Ben... Abi bir şey söyleyeceğim. Daha geçen hafta gidip biz telefon almadık mı? Aldık da o telefondu, o kız arkadaşımaydı. Oğlum niye söylemedin lan? Gitmişken alırdım. Bu telefon, bu saati yeni keşfetti. Bak benim saatim pili bitiyor. Aa bak, 97 olmuş. Bak 97. Yani tırt, yaramaz. Bayağı alacağım geleceğim yani. Mümkünse hadi hadi tatlım. Hadi bakalım hadi. Abi. Haydi haydi haydi. Ya. Haydi, hoşça kal, iyi günler. Aa. Bunu unuttum oğlum. Al. Lan Orkun abi. Tutturdun saat saat diye. Lan daha geçen hafta gelip buradan telefon almadık mı ya? Allah Allah. Saati bulduk. With card, credit card, yeah. Master. Why? I don't know, Abi böyle saçmalama olur mu sana ya? Can I pay with the MasterCard? 您这个是信用卡还是储蓄卡? Is this a credit card yes. or a savings card? Credit card. Credit card. 信用卡。 您这边有没有储蓄卡? 因为他需要取现金。 Do you have a savings card here? Because he needs to withdraw cash. Oh, no. This is credit card. Oğlum çok acayip ya. Kredi kartı ne bilmiyorlar lan ülkede. No? Okay. No. I only have this card.
böyle saçmalık yok ya. Gerçekten yok yani. Koskoca ülkede Mastercard bir tek Xiaomi'de mi geçiyor ya? Ulan bütün ürünleri Mastercard'la aldık burada. Her şeyi kredi kartıyla alıyorum. Hangi Huawei mağazasını gezdiysem hayatlarında ilk defa kredi kartı görmüş gibi karta bakıyorlar ya. Ulan bak adamlarda kafa yok, kafa. Bizim Türkiye'de mesela adamların POS cihazı olmasa bile gidiyor yan dükkana, tamam mı? Oradan çektiriyor, komisyonunu adama veriyor, parası gelince alıyor. Bunlarda öyle kafa yok. Ulan yan mağazan Xiaomi ya. Kaç bin tane ürün almışım aynı kartla, Mastercard'la. Adamlarda geçiyor. Ulan git yan dükkana de ki kardeş şuradan bir çektirelim de sonra hesaplaşırız falan, yok yani. Ben biliyorum ne yapacağımızı. Biz bir dönelim de ülkeye. Oo bro, hoş geldin. Hoş bulduk canım. Come in. Hep İngilizce konuşacağız evde. Mal nerede? Mal yok. Alamadım. Niye? Bak nedenini söylüyorum şimdi sana. Biz şimdi Xiaomi'den telefon aldık ya. Evet. Xiaomi'de kredi kartı geçiyor. Ama Huawei'de Mastercard geçmiyor. Hiçbir mağazada Mastercard yok. Ya hayatlarında sanki ilk defa görmüşler abi, o kartı. Bu durumda bizim buluyor ya. Alamadık. Ben sana çözeceğim o işi. Buradan çözeceğim. Buradan alacağız. Bak pahalıya mal olmasın. Saatinin ben buradaki fiyatına baktım yolda. Burayla neredeyse aynı. Saat nasıl akıyor değil mi? Akıyor. Beğendiğim kadar varmış değil mi? Çözeceğiz. Hadi. Hadi. Şimdi Teknosa gidiyoruz. Çünkü Huawei'in sitesinden az önce baktık yolda. Huawei'in official yani resmi satış distribütörü Teknosa gözüküyor. Anlamadım neden öyle. Almıştır adam. Ne o yüzden ki? Sitesinde Teknosa var diye biz de Teknosa'ya gideceğiz şimdi. GT2'yi oradan alacağız. Kaç para bakmadım çünkü sadece retail store olarak Teknosa'nın amblemini gördüm. Bakmadık orada. Çünkü sponsor Teknosa. bu arada sponsorluk falan yok ha. Biz öylesine gidiyoruz yani Teknosa'ya. Tabii ki olsa güzel olurdu da. Şey yapsak olur mu böyle logo falan, şuraya logo koysak şöyle. Teknosa'ya mı? Pıt diye. Yemez ya. Yemez mi? Keşke yese. Teknosa we love you. Şimdi gideceğiz Teknosa'ya. Saate bakacağız. Fiyatına bakacağız. Çin'deki fiyatı 1500 yuan mıydı? 1600 yuan mıydı? Öyle bir şeydi galiba. TL'ye vurduğumda da 1200 liraya, 1250 TL'ye falan geliyor. Bu 46 milim olanı. Spor modeli. Spor. Biz sporu sevdik bu arada. Şey, siyah kadrajlı olan, klasik olan deri kadran bize göre değil. Kadraj. Yok, siyah güzeldi. Evet, güzeldi. Siyah baktım. 1250 liraya geliyor ve yani hala anlamış değilim. Şu Çinliler Mastercard'a, kredi kartını niye hayatlarında ilk defa kredi kartı görmüş gibi bakıyorlar, anlamadım. Xiaomi'de bu zamana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadım ben kredi kartında. Bütün Xiaomi mağazalarında ürünümü çok böyle sorunsuz aldım Çin'de. Yani %3 komisyon koyuyorlar kredi kartına, gayet normal. Onda %3 anlarım yok. Ya %3 mantıklı. Ya onda hiçbir sıkıntı yok yani, alsın tamam mı? Hani kredi kartı komisyonudur da. Abi Huawei ve inanılmaz derecede Huawei mağazası var. Anlatamam sana yani, gittiğim alışveriş merkezinde sadece gezdiğim katta 3 tane Huawei mağazası vardı. Bu kadar bol satıyor yani. O kadar bol Huawei. Ama dediğim gibi yani üçüne de gittim. Üçünde de adamlar böyle hayatlarında ilk defa kart görmüş gibi davrandılar. Nedenini anlamadım. Bana şey soruyorlar. Çin'de böyle geçerli olan kart UnionPay diye bir şey var Çin'de. Burada var mı UnionPay? Ya burada açıkçası bilmiyorum. UnionPay kullanıyorlar. Ben sanki duydum da acaba yurt dışında mı duydum? Olabilir. Onu kullanıyorlar. Bana dediler ki aşağıda dedi ATM var alışveriş merkezinde. İstiyorsanız dedi oradan para çekebilirsiniz dedi. Yani hesapladım. Kredi kartından gidip ben o TL bazında yuan çeksem, kredi kartından çektiği için komisyon alacak ya banka. Evet. 1500 liraya falan denk gelecek. 1500-1600 lira. Hiç yani avantajı kalmadı o zaman. Hiç değmez. Dedim lan almıyorum lan dedim, döndüm geri. Bakalım bu Teknosa'da kaç şimdi para. Şimdi Teknosa'dan bakacağız saate. Hiç taksitli maksitli bir şeyler yaparız belki. İşimize gelirse, o da işimize gelmezse Teknosa, we love you. Kartlardan bakabilirsiniz şu üst köşede. Adam sponsorluğa kasıyor ya. Ne bakalım, göreceğiz şimdi. Gidelim de. Hey, hadi bakalım. Hayırlısı. Hadi. Saati maalesef gelmedi abi. Ne oldu arkadaş, o kadar? Şimdi mi baktık ya? Ne oldu o kadar? Teknosa dedin, şuraya koyarız dedin. Şimdi Carrefour'a koyacağız şuraya. Carrefour'dan Carrefour'a. MediaMarkt'ta var dedi. MediaMarkt'ta gitmemiz lazım.
Şimdi adamı boka sardırmıyormuş şimdi adam. Al sana Carrefour işte. Adam güzellik yaptı. Carrefour. Merhaba Carrefour. Evet bak güzel bize gelmedi dedi. Kanalıma hoş geldiniz Carrefour. Başka yerlere yönlendirdim mesela eskiden olsa şey yaparlardı. Abi bize gelmedi. Şu an Türkiye'de bence, yok falan deyip böyle. Bence adam çok güzel şey yaptı ya. Carrefour sayıya bakalım o zaman. Teknosite'de şekillerinizi bulacağız. Kartlardan takip edin. Şimdi Carrefour takip edin. Bir bulalım da ondan sonra yap reklamını be adam be. Ben şuradan iki tane tam tabağa fitim bak sponsorluk olarak. Bu tamam. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Hadi yürü. Medimarket'e bakalım. Burada da mı yok? Bizim Carrefour'un sponsorluğu da yaptı. İki tane tam piliç isteyecektim. Bir şey yok yani. Ben de evde pişirebilirdik yani. Bir Medimarket'e bakalım. A few inches later. Arkadaş teknolojiye bu kadar mı zor ulaşmak ya? Saati bulamadık. Saate bakmak istiyoruz ve tırmalıyoruz hala. Abi hiçbir yerde mi olmaz ya bu saat? Ya şimdi şöyle bir sıkıntı var. Saat hiçbir yerde yok. MediaMarkt'ta yok. Carrefour'da zaten yok. Teknosa'da da yokmuş. Gelmiş bitmiş. Yani ne zaman bir daha stoklara gireceği belli değil bu arada. Ya bekleyeceğiz birkaç gün. Teknosa'daki adam birkaç gün sonra gelir dedi. Ya da o planı daha şimdi söylemeyeceğim. İyi hadi. Backup plan. Backup planımız var. Her zaman plan vardı. Yani backup planı var ama. Ben sana güveniyorum. Beni saatsiz bırakma. Ama bu sefer kendim için. Yok yok dur. Dur ben o işi çözeceğim bekle sen bekle. İyi, biz bir gidelim de çözeceğim. Hadi bakalım. Hadi. This one. Do you have it? With the sports one? This one? Shop lock. Hello canım, ne haber? Geldi, gel gel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? İyiyiz. Neredeyim saat? Saati bulamadım. Arkadaş senin yapacağın işe yani gel ben buldum sana gel. Nasıl ya? Teki sit gel otur. Nasıl buldun ya saati? Ya arkadaş senden ümit falan kesildi. Kredi kartını aldın patlattın mı ne yaptın? Abi iki tane ülke gezdim bak iki. Yok ben arkadaş yok ne yapayım? Biri diyor ki kredi kartı geçmiyor. Hayatında ilk defa kredi kartı görmüş adam. Kredi kartı ekstresine baktım Tolga hiç atma. Taksim'de içmişsiniz. Ya yemedik vallahi yemedim. Hadi geldi. Ver. Ah, bakalım sevdin mi? Baktım senin yapacağın işten hayır yok. Ben kendi işimi kendim gördüm kardeşim. Evet, kanalıma hoş geldiniz. Sonunda beklediğimiz saatimize ulaştık. Tayland'dayız. Bakalım açılıyor mu? Üste basacağız herhalde. Oh yeah. Flash fiyatı söylüyorum. Tayland'dan 1248 TL. Aşağı köşeye yaz. 1248. Tayland. Bangkok'tan. Güzel. Ben Çin'de bulduğumda 1250 liraydı. Ha, aynı para. İyi. Çin parası. Süper. Ama alamadık işte. Çünkü adamlarda şey geçmiyor. Mastercard adam hayatında hiç duymamış. Yani kredi kartını veriyorum. Bu ne falan diyor bana. Hong Kong'da baktım. Hong Kong'da da bu yoktu. Sonra Türkiye'de zaten hiç yok biliyorsun. Baktık. İyi ya, bulmuşsun. İyi bulduk. Bir aklımda bir soru var. Bu telefon, bu saatin NFC özelliği Çin'de aktif. Çin'den çıkan mallarda NFC var. Bunun dolup olmadığını bilmiyorum. Bir tek kafamdaki düşünce o. Yorumlara eğer siz biliyorsanız siz de yazın. YouTube'dan baktığım kadarıyla taş gibi saat. Güzel güzel ya. Şunu bir açayım bakayım. Hadi açıp bakalım. Ulan şu saat için anasını satayım var ya 3 tane ülke gezdik ya. Benimki de 4. Hayır senle beraber 3. Ha benimki de 3. Evet. Yo Türkiye'yi de sayarsan 4 oluyor işte. Kut.
Kutu açılımına hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın. Şimdi bu böyle. Bunu aç. Bu biliyorsun bıdı bıdılar. Bıdı bıdı. Ve bıdı bıdılar işte. Bunun bıdı bıdısı bitmiyor. Sonra şimdi bu kutuyu böyle açıyorsun. Açınca tamam mı? Şöyle klasik. Bıdı bıdı. Saat böyle bunun içinden çıkıyor. Şimdi şu saati bir al buradan önce bir. Saati inceleyeceğiz. Önce bir kutunun içine bakalım. Kutu böyle açılıyor. Tamam mı? Kutunun içinde şuralarda bir şeyler var galiba. Bir adet. Bu şarj kablosu herhalde değil mi? Şarj kablosu. Aynen. Bir tane şarj. Type-C galiba. Bir tane şarj kablosu çıkıyor. Type-C kablo. Ha o Type-C'yi buraya bağlıyorsun. Şu magneti. Aletin. Şuna yapıştırıyorsun. Allah. Bıdı bıdı. Bıdı bıdılar var sonra başka kutunun içinde. Kullanım kılavuzu vardır. İki adet kullanım kılavuzu. Hiç kimsenin okuyup okumadı. Da bakmadığı. Ben onları PDF indiriyorum. Bir şey lazım olursa. Ya ne gerek var? Ben hayatımda bir şey okumadım lazım ya. Çıkamadım işin içinden. Kutunun içi de boş. Başka bir şey yok. Böyle. Şeker kutusu yaparsın bayramda. Şimdi gelelim saate. Şimdi saatin şöyle göstereyim önce bir kadrını. Şimdi bunun içinde böyle değişik değişik kadranlar var değil mi? Değiştirebiliyorsun. Customize yapabiliyorsun. Apple'a da yakın benzetmişler arayüzleri falan. Telefonla konuşturuyor. WhatsApp mesajlarını gösteriyor sana. SMS'leri gösteriyor. Ayarladığın her türlü şeyi gösteriyor. Yani sahibinden, com'dan bile gelen mesajları falan gösterebiliyor. Motor kullanırken telefon dipteyse falan hani böyle buradan cevap verebiliyorsun. Ya güzel saat. Bir de bayağı gidiyor galiba bunun şarjı. 2 haftaya kadar gidiyor işte. Çok güzel. Yani öyle vaat ediyor. Bakalım kullanacağız. Ben beğendim. Kullanan yani. Varsa yazsın aşağıya. Bakalım ne çıkacak. Bence daha önce bizden önce sahip olan vardır belki. Bence güzel saat ya. İşin açıkçası aslında video biraz çok uzun zaman aldı yapmamız. Yaklaşık bir aydır falan şu video üstünde uğraşıyoruz herhalde. Çünkü ama güneşliydi yani düşün yani. Abi 2019 dedik ya. Pastırma sıcakları vardı yani düşün. Bu kadar uzun sürmesinin nedeni de dediğim gibi yani 3 farklı ülke gezdik. Türkiye'yi de katarsan 4. En son Bangkok'ta buldun değil mi? Bangkok'ta buldum. En son Bangkok'ta bulduk yani NDK saati. NDK Center. Oranın Bangkok'un en baba şeysi. Olaylar böyle. Yani saat benim bu arada çok hoşuma gitti. Saat gerçekten güzel bir saat. Ben Apple Watch'la değişelim mi diyor bir hafta. Yani dedim, Apple'la no. Evet. Yani Apple'ın şu anki fiyatı 3500 lira şu saat. Burada da bu arada bu kadar pahalı değil yani. Kaç liraydı bu? 1700 lira. Türkiye'de. Hayır 1500 liraya satıştaydı Teknosa'da. Bulamadık. Millet İşte 1600-1700 liraya 1600'e satıyor. Ha. Şeylerde satılıyordu. O da Turkcell Vodafone bayilerinde vardı yani. 1250 lira bence güzel fiyat yurt dışına göre. Türkiye'yle arasında 250 lira fark var. Ben beğendim ya. Güzel saat. Millet sıraya yazdırmış kendini. Gidiyorsun Media Market'e yazdırıyorsun. 5 tane geliyormuş. Evet ya biz orada da çok patladık yani. 5'i meşi bekleyemedik biz yani. Ben nerede yazdıracağım? Nerede bulacağım ki 5 kişiyi? O beni arayacak, bulacak, bulamayacak bilmem ne. 1250'ye bulmuşken çaktık işte. Hem de kredi kartından aslan. Güzel güzel. Saati beğendik. Hadi o zaman kanalı sen kapat bu sefer de. İyi. Daha önce abone olmadıysanız abone olmayı, aşağı yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Tolga İçmez. Ben hiç bölümleri demiyorum biliyor musun? Unutuyorum birinin çünkü demesi ya. Lazım işte. Ben hep unutuyorum bunları demeyi ya. Birinin demesi lazım işte. Arkadaşlar görüşmek üzere. Çay koy çay. Oo hadi. Keyif yerine geldi. Muhabbet gıcır.